kelime isterse 1 trilyon kazandırsın. Eğer aranmıyorsa bizim videomuzda izlenmediği için o videodan para kazanamayacağız. En yükseğine bakalım, 14.000 TL'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz, ya ben PUBG kanalıyım hiç fark etmez. Buradaki kelimeleri kanalınıza uyarlayabilirsiniz. Herkese selam, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere CPM arttırma, yani 1000 izlenme başına gelirinizi nasıl arttırabilirsiniz? Özellikle yabancı kanallar ve Türk kanallar arasındaki farklar neler? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Burada gördüğünüz video reklam verme videosu ve 1000 izlenme başına geliri 15 TL. Bir sonraki videoya geliyorum. Bu videoda reklam verme videosu ve bunun da 1000 izlenme başına geliri 17 TL. Bir sonraki videoya geliyorum. Bu video web site videosu, yani bir siteyi tanıtım videosu. 1000 izlenme başına geliri ise 22 TL. Bu videoda para kazanmayla alakalı bir video. 1000 izlenme başına geliri 11 TL. Şimdi dikkatlice devam etmek istiyorum, sizlere göstermek istiyorum. Abone arttırma ile alakalı bir tane video. 1000 izlenme başına geliri ise 7 TL. Ve son olarak ise bu da kripto ile alakalı bir video. 1000 izlenme başına geliri ise 26 TL. Şimdi geldik, bu tarz videoları nasıl bulacağız ve kanalımıza uygun bir şekilde nasıl içerikler oluşturabileceğiz, bunlardan bahsetmek istiyorum. eds.google.com'a gittikten sonra sağ üst tarafta araçlar ve ayarlar var. Burayı da tıkladıktan sonra anahtar kelime planlayıcısına gidiyorsunuz ve burada bu sekmeyle karşılaşacaksınız. Öncelikle buraya bir defa tıklıyoruz. Ne tarz videolar yapmak istiyorsanız öncelikle o kelimeleri yazmanız lazım. Gördüğünüz gibi 10 tane doldu ve sonuçları göster diyor. Reklam vermenin aranmasını burada görüyorsunuz. 100 ile 1000 kişi tarafından aratılıyormuş. Burada rekabet yüksek diyor. Sen bu kelimeyle alakalı bir video üreteceksen eğer diyor, bu kelimede rekabet fazla olduğu için senin kanalında çıkma ihtimali birazcık düşük diyor. Burada ne diyor? Sayfanın üstü en düşük aralıktaki teklifi ise 1 TL 63 kuruş. En yükseği ise 136 TL diyor. Web sitesi ise 1000 ile 10.000 arası aratılıyormuş. Burada en düşüğü 2 TL, en yükseği 9 TL. Şimdi burada hepsini teker teker görüyorsunuz arkadaşlar. Videoyu durdurup buradan fiyatlarına bakabilirsiniz. Ben buraya bir defa tıkladıktan sonra bana en çok para kazandıran kelimeleri bana sıralıyor burada. Google Play uygulama reklam verme kelimesi aylık 10 ile 100 kişi tarafından aratılıyor. En düşük 97 TL, en yüksek 2850 TL veriyor. Oo, bu kelime çok fazla veriyor, ben hemen gidip bu kelimeden içerik üretim demeyin. Bunun sebebi 10 ile 100 kişi tarafından aratılan bir kelimeymiş. Bu kişi, biz video yapacağız ve bu kişiler arasından birisi videomuzu izleyecek ve bu kelimeye uygun bir reklam çıkarsa eğer bizler de 1000 izlenme başına gelirimizi bu şekilde kazanabiliriz. Ve tekrardan anahtar kelimeye tıklıyorum buradan. Ve sizlerin de gördüğü gibi YouTube abone arttırma kelimesi 0,39 kuruş veriyor. En yükseği ise 7 TL veriyor. Yani çok 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 az bir durum. Bizler içerik üreteceğimiz zaman, bir konu hakkında fikir edindiğimiz zaman buraya gelip o kelimeyi detaylı olarak yazabiliriz. Yani diyelim ki biz abone arttırma ile alakalı bir video üreteceğiz. YouTube abone arttırma yazdım. YouTube izlenme arttırma yazdım. İzlenme. YouTube abone. Yani genel anahtar kelimelerini buraya yazdım. Daha sonrasında sizlerin de göre gibi bana ne kadar para kazandırdığı karşıma çıkardı. Burada ben en düşük aralığa bir defa basıyorum. En düşük aralığın çok olmasına dikkat edin. Ve daha sonrasında aylık aranma sayısında çok fazla olmasına dikkat edin. Bu kelime isterse 1 trilyon kazandırsın. Eğer aranmıyorsa bizim videomuzda izlenmediği için o videodan para kazanamayacağız. Bu kelimeler iyi güzel, tamam para kazandırıyor ama gördüğünüz gibi genel hatlarıyla bu kelimeden içerik üreteceksem ben az kazandıracağını görebiliyorum. Buradaki kelimelerin aynılarını ben İngilizce olarak yazacağım. Şimdi burada ne diyor? YouTube abone arttırma. Buraya geliyorum şimdi. YouTube abone arttırma. Bakın hiçbir şeyini değiştirmiyorum. Direkt olarak kopyaladım, buraya yapıştırdım. YouTube izlenme arttırma. Aynı şekilde direkt olarak geldim, buraya yapıştırdım. Şimdi sonuçları göster dedim. Fark ettiyseniz çok fazla değişmedi. Burayı lütfen dikkatli izleyin. Konumumu buradan Amerika yapıyorum. Yani ben İngilizce bir içerik üretseydim Türkçeden İngilizce'ye çevirdikten sonra ne kadar para kazandırıyormuş ona bakacağız. Şimdi buradan Türkiye'yi iptal ediyorum. Amerika'yı seçtim. Kaydet dedim. Buradan Türkçe'yi seçiyorum. Buradan değiştirmek için İngilizce'ye tıkladım. Ve sizlerin de gördüğü gibi burada YouTube abone arttırma, YouTube izlenme arttırma kelimeleri aylık 100 ile
1000 kişi tarafından aratılıyor. Kazandırdığı en düşük paralara bakar mısınız? 34 TL, 38 TL ve 164 TL, 210 TL. Yani siz bu kelimeyle alakalı bir İngilizce bir içerik ürettiğinizde ortalama olarak 1000 izlettiğiniz zaman bu paraları kolaylıkla kazanabiliyorsunuz. En güzel tarafı da şu, en düşük aralığına tıkladığınız takdirde bile ne kadar paralar ödendiğini sizler de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan anahtar kelimeye tıklarsınız, filtreleyebilirsiniz. En düşük aralık buradan dediğiniz ki 5 TL olsun. Yani 5 TL'nin altında bana hiçbir şeyi gösterme diyebilirsiniz. 5 TL ve üstünü göster dersiniz. Buradan hep karşımıza, yani buradan en düşük aralık 5 TL'yi bize gösterebilir. Ve bunu Türkçe olarak da arattığınızda çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunu tekrardan Türkçe yapalım şimdi. Buradan ülkemi de değiştirip buradan tekrardan Türkiye yapıyorum. Sildim mesela. YouTube izlenme yazalım. YouTube abone arttırma yazalım. Gördüğüm gibi direkt yazdım. 5 TL burada ayarlı olduğu için 5 TL ve üzeri burada bana anahtar kelimelerini çıkartıyor. Yani diyor ki 4000 saat izlenme kaç görüntülenme kelimesiyle içerik üretirsen bu parayı kazanabilirsin diyor. Ne kadar aratıldığına lütfen dikkat edin. Yani ben buraya gelip diyelim ki yemek tarifleri, pilav, çorba. Diyelim ki ben bu kelimelerle alakalı video fikri üreteceğim. Gördüğünüz gibi bunu da iptal edelim şu 5 TL'yi. Şuradan anahtar kelimesine tıklayalım. Yemek kelimesi aylık 100 bin ile 1 milyon kişi tarafından aratılıyormuş. Bu mükemmel bir şey. 1 lira 69 kuruşla 10 TL arasında bir şey kazandırıyor. Yani aslında kötü değil. Ama çok düşük bizler için. Kelimesinin aranmasına dikkat ederek ne kadar para kazandırdığına bakın. Belki aylık az aranıyordur ama gelir olarak sizlere çok güzel paralar kazandıran kelimeler de var. Buraya gelin. Mesela forex kelimesi, banka, otel. Şunu diyebilirsiniz. Ya ben PUBG kanalıyım. Hiç fark etmez. Buradaki kelimeleri kanalınıza uyarlayabilirsiniz. Oyun kanalısınız, GTA oynuyorsunuz. Burada ne kelimesi var? Mesela banka kelimesi iyi para kazandırıyor diye. Sizler bu kelimeyi nasıl uyarlayabilirsiniz? Şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki GTA 5'te banka soygunu. GTA 5'te bankada 500 kişi bana saldırdı. Yani burada anlatmak istediğim olay o kelimeyi kanalınızda her türlü uyarlayabilirsiniz. GTA 5'te otelde baskın yedik mesela. Aylık 1 milyon aratılması var ve gayet de 2 TL başlangıç olarak kazandırıyor. Bu gayet de güzel. Diğerlerine bakacak olursak yemek tarifleri kelimesi 1 milyon aratılıyor ama ne kadar kazandırdığını sizler de burada görüyorsunuz. Çok az miktarda. En çok para kazandıran kelimeleri bu şekilde bulabilirsiniz. Yabancı kanallarda ne kadar para kazandırdıklarını sizler de gördünüz. Hatta şöyle bir tane daha örnek verip videoyu sonlandırmak istiyorum. Çeviriye geliyorum. Buradan Gmail hesap açma yazıyorum. Gördüğünüz gibi. İngilizceyi çeviriyorum. Buradan kopyaladım. Buraya hepsini siliyorum. Bakın Gmail hesap açmayı yapıştırdım buraya. Gördüğünüz gibi yazıyor burada. Daha sonra buradan dilimi çeviriyorum tekrardan İngilizceye. İstediğiniz ülkeyi yapabilirsiniz bu arada. İstediğiniz dili de yapabilirsiniz. Ne kadar para kazandıklarını o şekilde görebilirsiniz. Bunu çeviriyorum. Şimdi kaydet diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Gmail hesap açma kelimesi aylık 10.000 ile 100.000 kişi tarafından aratılıyor. Rekabeti düşük yani reklamlar çıkabilecek düzeyde. En düşük teklif 4 TL'den başlıyor. En düşük aralığa tıkladığımızda ise bize gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan ne diyor? 155 TL kazandırıyor. En düşüğü 138 TL. En yükseğine bakalım. 14.000 TL'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Mesela neymiş bu kelimeye bakalım. Gmail işletme hesabı kaydı. Amerika bazında o tarafta izlettirebilirsek bu tarz videoları çok güzel bir şekilde videolardan gayet de güzel paralar kazanabiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.